Kesene bereket abicim. Her şey çok güzeldi. Ne zamandır böyle eğlenmemiştim. Süper bir geceydi vallahi. Sağ ol. İyi oldu geldiniz. Vallahi ben de çok eğlendim. Bak bir daha bekliyorum ha, tamam mı? E arayı açmıyoruz o halde. Haftayı yine sendeyiz. E tabii, seve seve. Demek ki Aysun babamla evlendi diye ondan intikam almak için yaklaştın bana. En başından beri birbirinize aşıktınız öyle mi? Amaçla yaklaştın bana. Ama sonradan hiç mi sevmedin beni? Bana o içten sözlerin, ilgili davranışların, gözlerime sevgiyle bakışın. Şimdi bunun üstüne iyi bir çay olsa iyi giderdi ha. Hazan, sana söylüyorum, duydun mu? Aysun gibi göründüğünden daha tehlikeli bir kadının geçmişinde de mutlaka karanlık bir şeyler vardır. Şimdiye kadar ortaya çıkmadığına göre izlerini ustalıkla kapatmış olmalı. Bulabilirsen ne âlâ. Ama eğer niyetini sezerse neler yapabileceğini tahmin bile edemezsin. Sana gerçekleri açıklaman için son bir fırsat veriyorum Demir. Kalbimi paramparça etmiş olsan da, sana kızsam da, üzülsem de, tek bir lafınla her şeyi unutmaya hazırım. Ne olursa olsun senin dediğine inanacağım, söz veriyorum. Ya her şeyi düzeltirsin. Ya da beni sonsuza kadar kaybedersin.
Ne yani Hazan? Gerçekten saplayacak mısın o bıçağı bana? Adam kesmek kumaş kesmeye benzemez yalnız. İyi hadi sapla bıçağı. Çocuğun da sen de hapislerde çürüyün. Hadi Hazan niye durdun? Kocanı bıçaklamak istemiyor musun? Hadi sok bıçağı katil ol. Hamilesin de. Bakarsın acırlar sana ha? Hadi. Sen buna bile değmezsin. Bu bile sana değer vermek olur. Değmezsin desem, değmezsin. Sadece tek bir cümle yeter. Hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Hayır Bahar öyle değildi. Söz veriyorum sana başka hiçbir soru sormayacağım. Sadece tek bir cümle. Sessizlik kabulden gelir derler. Demek ki her şey doğruymuş. Yazık. Çok yazık. Ben de burada oturmuş ağzımdan çıkacak tek bir cümleyi umut bağladım. Söyleyecek hiçbir şeyin yok mu senin Demir ha? Yazıklar olsun sana. Seni iyi biri sanmıştık. Meğer ahlaksızın tekiymişsin. Yazıklar olsun hakikaten. Benim hatam. Benim. Ne umduğum için. Hayatımın aşkı böyle bir yalancıymış işte. Ay.
üzgünüm. Seni hiç zorlamamalıydım. Ama ben böyle olacağını düşünemedim. Şu an sadece yalnız kalmak istiyorum Gönül abla. Sonra konuşuruz. Önce ben bir hazmedeyim. Ondan sonra. Tebrikler Demirci. Çok iyi iş çıkardın. Çok iyi rol yaptın. Sapasağlam durdun. O kadarını ben bile beklemiyordum. Yeter bu kadar. Ben gidiyorum. Demir. Yarın erkenden gel. İşlerimiz var. Ne iş? Yarın gelince öğrenirsin. Bahar. Kızım hiç içime sinmedi seni yalnız bırakmak. Bak herkesin aklı da sende kaldı. Bahar. Benim burada tutacak hiçbir şey kalmadı artık Gönül abla. Demir bir açıklama yapmadı buna bak. Tek bir söz bile etmedi. Demek ki Aysun'un anlattığı her şey doğru. Kalamam ben artık burada. Katlanamam böyle bir durumun içinde kalmaya. İşte kızım bu saatte nereye gideceksin? Bilmiyorum. Şu an sadece burada olmak istemiyorum. Her yer buradan daha iyidir. Madem öyle istiyorsun, gidiyoruz. Ama bize gidiyoruz. Başka bir yer olmaz. Emin misin? Eminim tabii. Benim evim senin evindir. Bize gidiyoruz, konu kapanmıştır. Tamam mı? Hadi.
Hadi toplayalım eşyalarını. İstediğin kadar da bizde kalabilirsin. Hiç canını sıkma. Tamam mı? Bugünleri de gördüm ya. Ölsem de gam yemem. Ama durun siz. Bu işi burada bırakma. Her şey daha yeni başlıyor. Bahar, Gönül Hanım, hayırdır böyle valizlerle nereye? Gönül ablaya gidiyoruz. Orada kalacağım ben. Bahar, burada daha fazla kalamam deyince ben de bize götüreyim dedim. Güzel kızım, senin olmadığın yerde benim ne işim var? Ben de geleceğim size. Tamam. Mağdur olma sen. İşinden gücünden olma benim yüzümden. Güzel kızım, seni ben büyüttüm yavrum. Senin olmadığın yerde benim işim olmuş neye yarar? Ben de geleceğim sizinle. Gel de bir Pamuk Hanım, gel. Kızım, sakın kendini bırakma olur mu? Biliyorum şu anda canın çok acıyor ama... bak biz senin yanındayız. Bunu da atlatırız. Bu acı nasıl geçer? Bu yara nasıl iyileşir bilmiyorum Gönül Hanım. Nereye gidiyorsunuz? Bu çantalar ne? Biz gidiyoruz Şeref. Burada bir dakika daha kalmaya tahammülüm yok. Olur mu öyle şey Bahar? Biz gidiyoruz da ne demek? Ne konuştuk biz? Hani güçlü olacaktın? Hani hayatına devam edecektin? Senin söylediklerini unutmuş değilim. Ama şu an biraz sakinleşip kafamı toplamaya ihtiyacım var. Bir süre Gönül ablada kalacağız. Sonrasında da bakarız. Konak da o ikisinin olsun. İstemiyorum ben. Sen ne söylediğinin farkında mısın Bahar? Sen bu konakta doğdun. Burada büyüdün. Annen baban burada yaşadı. Her bir yanında anıları var. Bu ev herkesten çok senin evin. Ne yapabilirim Şeref? Burada kalmaya devam ettikçe
Her gün Aysun'la Demir'i yan yana göreceğim. O daha çok acı verecek. Bu evden gidecek en son kişi sensin Bahar. Hem gidince ne olacak? Sorunların çözülecek mi zannediyorsun? Bak burada hepimiz senin iyiliğin için çırpınıyoruz. Lütfen bize bunu yapma. Bizi boş ver, bunu kendine yapma Bahar. İyi de ben... Lütfen Bahar, ne olur gitme. Onların istediği de bu. Gidince sadece yenilgiyi kabul edeceksin. Ama benim tanıdığım Bahar bu değil. Sen bu değilsin Bahar. Siz niye bir şey söylemiyorsunuz ablacığım? Bahar'ın böyle kendi evinden gitmesine sessiz mi kalacaksınız? Oğlum, ben Bahar'ın buradan gitmesini ister miyim? Ama böyle ısrar edince bir şey diyemedim. Bahar, bak Şerif haklı kızım. Gel sen bunu yeniden düşün. Ben seni seve seve misafir ederim. Ama onca yaşadığından sonra... Şimdi bir de evinden mi olacaksın? Ha? Haksızlık değil mi kızım bu sana? Ben seni hiçbir yere bırakmam Bahar. Gerekirse karşında dururum. Ama gitmene müsaade etmem. Lütfen. Tamam. Doğru söylüyorsunuz. Hiçbir yere gitmiyorum. Gitmekten vazgeçti prenses. Ne büyük bir cesaret. Ama gitsen de kalsan da fark etmez küçük kız. Ben başladığım işi bitiririm. Sevdiğim adama göz koymak ne demekmiş göreceksin. Bunun bedelini ödeyeceksin Bahar. Yarın orada olacağım. Dur bakayım. Heh. İyi, düşmüş ateşin. Daha iyiyim teyze. Düşmüştür. Daha canlı hissediyorum kendimi. Ay öyle korktum ki. Yani Allah'tan ciddi bir şey değilmiş. Yine üşüttüm herhalde. O yüzden ateşim çıktı. Üşütmüşsündür tabii. Sana kaç kere dedim ayağına çorak giy diye. Sen beni dinlemiyorsun ki. 40 kere söyledim şu ayağına çorak giy diye. Tamam teyze, önemli bir şey değil işte. Hayret bir şey ya. Abi. Hoş geldin Demir. Biz de seni bekliyorduk oğlum. Nasılsın abi? Nasıl olacak kız? Üzgün tabii. Ah oğlum neler olmuş öyle, neler olmuş. Üzme kendini. Yani Bahar'la siz birbirinize çok yakışıyordunuz. Böyle filmlerdeki çiftler gibiydiniz. Üzme sen kendini. Ha teyze, kaderde ne varsa o yaşanıyor işte. Evet abi. Üzme kendini.
Hem bir bakarsın her şey yine değişir. Ben biraz yalnız kalsam iyi olacak. Sabah sabah ne bu heyecan? Ne oldu ki? Ya daha ne olsun? Bu akşam büyük bir lansman var. İkimiz oraya gideceğiz. Lansman derken bu yeni bir şeyler çıkacağı zaman falan yapıyorlar hani, öyle bir şey mi? Ay evet, büyük bir marka lansmanı. Sanatçılar, ajans sahipleri, yapımcılar, herkes ama herkes orada olacak. Yapma ya. Gazeteciler falan da gelir o zaman. Gazeteciler, televizyon kanalları hepsi. Birileriyle tanışmak için bundan iyi fırsat olmaz Tarık. Gece boyu orada olup birilerinin aklında yer etmemiz lazım. Ne kadar çok kişiyle tanışırsak o kadar çok iş alırız. Vay be. Ünlülerle aynı yerde. Böyle televizyonda falan gördüğümüz gibi bir şey diyorsun. Tarık, çok iyi giyinmen lazım. Çok şık, karizmatik olman lazım. Çok büyük bir fırsat bu. Parlat kendini. Tamam. Giyiniriz tabii canım. Güzel giyiniriz yani. Sıkıntı yok. Şık bir takım elbise giy. Bak, çok yakışıklı görünmen lazım. Tamam tamam. O iş bende, sen merak etme. Bugün bebek için açtırdığımız hesaptaki altınları çekeceğim. Bankaya gidelim birlikte. İyi, gideriz. Altınları kendi hesabıma yatıracağım. Bebeğim için saklayacağım onları. İyi be, gideriz dedik ya. Kalmadık senin altınlarına. Yalnız hemen gelemem. Yani biraz işim var. Öğle tatilinden önce buluşuruz bankanın orada. Olur. Sakın geç kalma. Üf, iyi tamam, kalmayız ya. Gittim, gelebilir miyim? Gel canım. Abi, sen hiç uyumadın mı? Çok kötü gözüküyorsun. Abiciğim. Bak böyle olmaz. Hasta olacaksın. Şu an tam tersi. Sağlam kalman lazım senin. Hiç kendimi düşünecek durumda değilim Arif'in. Acilen bir şeyler yapmam lazım. Bahar'ı Aysun'dan kurtarmam gerek. Ne yapabilirsin ki? Yapacak bir şey kalmadı değil mi? Bilmiyorum. Bu işi çözmek için yeni bir plan kurmam gerek. Bahar ablanın durumu çok mu kötü? Kötü. Çok kötü. Hem çok üzgün hem de çok öfkeli. Bahar'a bunları yaşattığıma hala inanamıyorum. Bu senin suçun değil ki. Her şey o Aysun cadısı yüzünden başımıza geldi. O seni mecbur bıraktı. Ama bu kadar yeter. Hamle yapma sırası artık bende. Madem öyle, ben de bu oyunu başka türlü oynayacağım.
Tarık, nerede kaldın ya? Banka öğle tatiline girecek biraz sonra. Ya işimiz var dedik ya, geldik işte. İyi tamam, hadi yürü gidelim bankaya. Alacağım var. Sağ olasın kardeş. Elim sıkışık olmasaydı arayıp seni rahatsız etmez. Ama borcun borç. En yakın zamanda gelir öderim. Canın sağ olsun Canbaş. Sıkıştırma kendini. Ne zaman müsait olursan. Hapishanede az iyiliğin dokunmadı senin de. Sağ olasın. Sen ne yaptın konaktaki işleri? Her şey yolunda mı? Şimdilik her şey istediğim gibi gidiyor. Bari o avukat bozuntusunun ne mal olduğunu kendi gözleriyle gördü. Artık yüzüne bile bakmaz onu. Ne güzel. Hadi hayırlısı Şeref Ağam. İnşallah bundan sonra her şey gönlünce olur. Aranıza kimseler giremez. İnşallah Çapar, inşallah. Ama kızın yarası daha çok taze. Biraz sabredersem o da işini açacak baba. O zaman ikimizin hikayesi başlayacak işte. Yakışır ama. Sen bu aşk uğruna az kör çekmedin. Bundan sonra mutlu olmak senin de hakkındır. Ben Bahar'a gerçekten çok aşığım Canlar. Bir bilse, bir anlasa onu bu dünyada benden daha çok kimsenin sevemeyeceğini... işte o zaman... o zaman o da beni sevmeye başlayacak. Nasıl böyle bir insan olabilirsin Demir? Nasıl? Ben hiç mi bir şey anlamadım? Daha erken gelsen açtırmıştım hesabı. Şimdi sadece altınları çekebildim. Adamlar öyle tersine girdi. Mutlu musun? Tamam ya, çektin işte, abartma. Öğleden sonra gelirsin, açarlar bir hesap. Yatırırsın altınları, ne var? Benim işim var. Akşam geç gelirim biraz. Ne işin olduğu belli senin. Bunlarla da dışarıda gezilmez ki şimdi. Neyse, eve gideyim.
Böyle kuru kuru gitmez ki ya. Bir meyve suyu sıkayım en iyisi. Elfin, hadi kalk kızım, bir çay koy da içelim hadi. Tamam teyze. Ne oluyor? Aa, teyze. Dur, dur gel otur. Dur. İyi misin? Biraz başım döndü o kadar. Yok, senin ateşin var. Ay dünden daha kötüsün sen. Ah be yavrum, bir de iyiyim diyorsun, bir şey söylemiyorsun. Tövbe yarabbim, tövbe. Yok, yok, bu böyle olmaz. Kalk çabuk kalk, doktora gidiyoruz hadi. Yok teyze, düzelirim ben. Ne düzelmesinden bahsediyorsun Elfin? Dünden daha kötü ateşin diyorum. Hadi kalk, kalk hazırlan hadi teyzem. Hadi, hadi gel, hadi teyzem gel, hadi. Gel, gel bakalım, gel. Hadi yavrum. Hay Allah'ım ya. Of. 2 saatte gelmez şimdi bu otobüs. Saat kaç oldu acaba? Nefes nefesesin. Bebeğimin altınları. Özcan, ortak hesaptan altınları çekmeye gitmiştik. Öğle arasından sonra tekrar yatıracaktım. Evden çıktım. Geldim ama yok. Yani altınlar yok. Tamam dur, sakin ol, panik yapma. Neredesin sen? Bizim evin ilerisindeki otobüs durağının oradayım. Tamam bekle, geliyorum ben hemen. Tamam. Emir'ciğim, o
Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Ne oldu? Niye çağırdın? Ne bu sabırsızlık Demir? Güzel şeyler aceleye gelmez, sen bilmiyor musun? Gel dedin, geldim Aysun. Konu ne? Bak, hala sabırsız. Beklediğim telefon. Yanında açardım ama sürprizi bozulur. Ben bir şu işi halledip geliyorum. Alo. Evet, düşündüm. Hazan. Bebeğimin altında yok Özcan. Tamam Hazan, dur, telaş yapma, sakin ol. Arar buluruz şimdi. Biz sakin olayım. Bebeğimin altınlarıydı onlar. Ya nasıl böyle bir dikkatsizlik yapabildim ya? Tamam gel, geçtiğin yollara bakalım. Belki düşürmüşsündür. Belli mi olur? Tamam, ben buradan geldim. Tamam gel. Ne güzel şeyler aldık ya. Nasıl ama? Film yıldızı gibi olmadın mı o takım? İşte senin hep böyle giymen lazım. Havalı olmazsan bu işte para yok. Ama aferin, zevkliymişsin. Çok iyi seçtin kıyafetleri. Partnerimin yanına yakışayım dedim. Sen güzel, ben yakışıklı. Birlikte var ya, yakacağız ortalığı. Yakmakla kalmaz, kavururuz. Hadi gel ofise gidelim, hazırlanalım biraz. Pamuk Hanımcığım, ah. Bu kızın hali çok fena. Yani yemeden içmeden kesecek diye çok korkuyorum. Acil bir şeyler yapmamız lazım. Ya Gönlüm, ne yapılır bilmiyorum ama zamanla olmasını bekleyeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Öyle diyorsun ama bak, dün gece hiç uyumamış. Sağlığından olacak bu kız. Demir'i böyle her gün karşısında görünce daha kötü olacak diye korkuyorum. Allah'larından bulsunlar inşallah. Mahvettiler yavrum. Bahar çok hassastır. Ama bir o kadar da güçlüdür. Biz de destek olacağız. Zamanla atlatacak inşallah. İnşallah Pamuk Hanımcığım. İnşallah. Elimizden geleni yaparız inşallah. Bir yolunu bulacağım Bahar. Bu işi çözmenin bir yolunu bulacağım. Benden nefret etsen de iyi olman için ne gerekiyorsa yapacağım. Her şeyi unutup sarılabilsem sana, sadece seni seviyorum, ne yapıyorsam seni korumak için yapıyorum desem. Sen de mi üzgünsün Demir? Söyleyemediğin şeyler mi var? Yalan de ne olur. Seni sevmediğim yalan de. Anlat bana her şeyi. Yapamam. Sana gerçeği anlatamam. Seni kendimden bile korumak zorundayım.
Bakalım neler saklıyorsun Aysun. Kim söyledi yoksa? Ne yapacağım ben Şeref? Şuramda içimi yıkıp kıvıran bir şey var. Ne yaparsam yapayım geçmiyor bir türlü. En çok da kendime kızıyorum biliyor musun? Nasıl inandım ben Demir'e? Nasıl bu kadar kör olabildim? Aşk böyledir. İnsanın gözünü kör eder. Ama bu acı ve hayal kırıklığıyla da yaşayamazsın. Ne kadar zor olsa da hayatına devam etmenin bir yolunu bulmak zorundasın. Bunun için de önce kendini affedeceksin. Çok canım yanıyor Şeref. Keşke seni teselli etmek için daha fazla bir şey gelse elimden. Ama inan bana geçecek. Bir gün bu olanların hiçbir önemi kalmayacak senin için bari. Bir şey duymak istiyorsan gözlerin içine bakarak soğukkanlılıkla ustaca nasıl yalan söylediğini ve herkese farklı bir yüzünü gösterdiğini unutma derim. O zamandan beri silah mı taşıyorsunuz Aysun Hanım? Ruhsatı var mı peki bunun? Var tabii Demir. Ya ben bunu zaten üstümde taşımıyorum. Taşımıyordum. Ama Harun vurulduktan sonra bulacağım o silahı Aysun. Ne olursa olsun bulacağım. Kusura bakma Şeref. Ne kusuru Bahar? Olur mu öyle şey? Umarım hayatın boyunca ihtiyacın olmaz. Ama omuzum her zaman emrine amade. Çok teşekkür ederim Şeref. Siz olmasanız ne yapardım bilmiyorum. İyi ki varsınız. Sen, Panik abla, Gönül abla.
İyi ki yanımdasınız. Hadi kahvaltıya. Benim canım bir şey yemek istemiyor. Kızım olur mu öyle şey? Dünden beri boğazından bir lokma geçmedi. Bak hasta edeceksin kendini, üzülüyorum ama artık. Hadi Bahar. Hadi lütfen kendine gel artık. Yani böyle göz göre göre kendini hasta etmene müsaade etmeyiz. Değil mi? Evet. Hadi gel kızım. Gel Bahar. Gel çocuğum. Hadi. Kızım. Şeref. Ağzına sağlık oğlum. Ne güzel söyledin. Allah razı olsun senden. En az bizim kadar çabalıyorsun Bahar için. Tabii çabalayacağım Pamuk abla. Bu zor günleri bir an önce atlatacak. Yine eski neşeli Bahar olacak. Ve ben bunun için elimden geleni yapacağım. Aferin oğlum. Hep yanında ol Bahar'ım. Hiç merak etme. Hadi. Afiyet olsun kızım. Siz oturmayacak mısınız? Yok, biz yaptık kahvaltımızı. Ama ne mutlu ki senin bu masaya oturduğunu gördük. Hadi ye kızım bir şeyler. Günaydın. Ben de bir servis istiyorum. Bahar'cığım. Dün gece hiç uyuyamadım canım. Aklım hep sendeydi. Gerek yoktu. Uyusaydın. Bak canım. Senin için çok zor olduğunun farkındayım. Yani Demir ve benimle aynı evde yaşamak kolay olmayacak. Ama hepimiz medeni insanlarız. Anlayış çerçevesi içinde bu konunun altından kalkabileceğimizi düşünüyorum. Sen çok olgun, aklı başında bir kızsın Bahar. Çabucak atlatırsın. Demir'le aranda geçenleri hemen unutursun. Dün gece gitmeye çalıştığını gördüm. Çok sinirlisin diye bir şey söylemek istemedim ama tekrar kalma kararını görünce de çok sevindim. Demir'e olan öfkeni de en kısa zamanda yeneceksin. İnan bana. Kaçtı. Halletmem gereken birkaç işim var. Onlarla ilgileneyim canım. Aysun. Senin derdin ne ya? Ne istiyorsun o kızdan? Onu üzmekten bu kadar mı zevk alıyorsun? Kendine gel Şeref. Demek bu kadar aşıksın Bahar'a. Demek şu kadarcık bile üzülmesine dayanamıyorsun, öyle mi?
Orası seni hiç ilgilendirmez. İstediğini aldın. Rahat bırak bari. Duydun mu? Şov daha yeni başlıyor. Sabretmen gerek. Ne diyorsun lan sen? Ne şovu? Sakin ol Şeref. Herkesi başımıza toplamak istemeyiz değil mi? Hem ben anlamıyorum. Benim söylediklerimi anlamama konusunda sen neden bu kadar ısrarcısın? Merak etme. Bahar'a bir şey olmayacak. Ben bu durumdan ne kadar memnun olursam sen de olacaksın. Bunu unutma. Hadi. Şimdi beni rahat bırak. Gel. Gel Pelin'cim. Hanımlar, tanıştırayım. Pelin. Merhaba. Alanında çok başarılı ve becerikli bir organizatör. Bugün de çok önemli bir konu için bizimle birlikte. Teşekkür ederim. Böyle her şey çok ani gelişiyor. Fazla vaktimiz yok. O yüzden Pelin'den başkasına güvenemezdim. Gelelim Pelin'in niçin bizimle birlikte olduğuna. Bu evde çok yakında bir nişan töreni organize edilecek. Bunun altından da ancak Pelin kalkabilir. Evet, Demir'le ben ani bir şekilde nişanlanmaya karar verdik. Pelin de bizim organizasyonumuzu en güzel şekilde yapacaktır. Yani ben aslında düğün öncesi çok nişan yapma taraftarı değildim ama Demir çok ısrar etti. Her şey usulüne uygun olacak dedi. Her şey senin içine sinecek. Sen mutlu olacaksın dedi. Ben de onu kıramadım haliyle. Thank you.
kaybettim işte ya. Kaybettim bebeğimin altınlarını. Vallahi nasıl olmaz ki ya? İşte bak, geçtiğim yollara da baktık. Yok. Görüyor musun Özcan? Bebeğim de benim kadar talihsiz. Daha doğmadan ne olduğuna bak. Olur mu Azam? Karnındaki dünyadaki en şanslı bebek olacak. Çünkü annesi sensin. Kendine bu kadar yüklenme. Olur böyle şeyler? Aptalım ben, gerizekalıyım. Azan yapma. Cana geleceğine mala gelsin. Hem bak bebeğin için de iyi değil bu kadar üzülmem. Sağlığın yerinde olsun. Çalışıp bir şekilde tekrardan altınları yerine koyarsın. O yüzden boş ver. Bak ne diyeceğim. Hani şu lisede kaçıp gittiğimiz bir pastane vardı. Oraya gidelim mi? Biraz kafamız dağılsın. Sen de o çok sevdiğin frambuazlı pastadan yersin. Belki biraz olsun unutursun üzüntünü. Yok Özcan. Hiçbir şey kafamı dağıtmaz benim. Ben eve gideyim en iyisi. Peki sen bilirsin. Ya gitsek iyi gelirdi belki ama neyse. Bari eve kadar geleyim senle. Ya çok güzel olmadık mı? Baksana şu halimize. Ateş ediyoruz vallahi. Gerçekten çok iyi olduk. Herkes bize bakacak. Sana zaten bakarlar. Şu güzelliğe bak. Ama ben de fena olmadım ha. O ceket var ya, üstünde yıkılıyor. Tam model gibi, oyuncu gibi oldum ha. Bugünden sonra var ya, yemin ediyorum bize iş var, iş. O işler o kadar kolay değil ama. Moral bozmak yok. Hem bakarsın çift olarak yar o işler. Hı-hı. Ne dersin? Hep partnerim sen olursun. Şirketle ilgili belgeler bunlar. Başka hiçbir şey yok. Bebeğimin altınlarına bile sahip çıkamadım Özcan. Ne biçim insanım ben? Bak dalgınlığım nelere mal oldu. Yani yol boyu dikkat ettim dedin Azan ama nasıl oldu bu? Ettim. Özcan ettim etmez olur muyum? Hatta böyle başına bir şey gelecek altınların diye ödüm koptu. Eve kadar böyle sıkı sıkı tuttum çantamı. Yani sakınan göze çöp batar diyeceğim ama o kadar dikkat ettiysen nasıl düştü ki? Bir bilsem. Bir bilsem Özcan. Azam bir şey soracağım. Tarık bankadan sonra hiç eve uğradı mı? Yok. Ben hiç gelmedi eve. Gerçi ben mutfakta bir şeyler hazırlarken bir tıkırtı duydum. Anahtarı da masanın üzerindeydi. Özcan sen Tarık'ın aldığını mı düşünüyorsun altınları? Yok. Ya bu kadarını da yapmamıştır herhalde. Hem öyle olsa karşılaşırdık evde. Gerçi bankaya gidene kadar beni o kadar oyaladı ki. Aslında erken gelse çoktan açtırırdım hesabı ama geç kalınca 5 dakika daha erken gelsen açtırmıştım hesabı.
Şimdi sadece altınları çekebildim. Adamlar öyle tersine girdi. Mutlu musun? Tamam ya, çektin işte, abartma. Öğleden sonra gelirsin, açarlar bir hesap. Yatırırsın altınları, ne var? Benim işim var. Akşam geç gelirim biraz. Ne işin olduğu belli senin. Bunlarla da dışarıda gezilmez ki şimdi. Neyse, eve gideyim. Böyle şeyler olabilir. Şöyle bir şey yapabiliriz şuraya. Bunlar biraz demode. Demir nişanı hemen yapmak istiyor, çok acil bir şekilde. Özellikle üstüne basa basa söyledi, araya zaman girmesini istemiyor. Arayayım, o da gelsin. Onun da fikirleri benim için çok önemli. Biz verandadayız. Seni bekliyoruz. Gelir misin? Tamam, hemen geliyorum. Tamam canım. Bir daha gözünün üstünden ayırmaz. Aysun'un eski kimliği. Bu ne arıyor burada? Aysun Kocadağ. Aysun'un evlenmeden önceki söylediği İpek değil miydi? İpek de evlendi, Özdil oldu. Koca Tanrı nereden çıktı? Sonunda buldun. Kesin bir sırrım var Aysun. Kimsesin? Kimsesin?